1911 tarihinde Tarık bin Ziyad komutasında işte biraz önce benim koştuğum gibi gemilerden inip ama daha ihlaslı adımlarla buraya çıktı. Ve büyük bir medeniyeti filizlendirecek, Avrupa karanlığına ışık kandil olacak. Bir arada anlaşamayanları bir arada komşu eyleyecek Müslüman, Hristiyan, Yahudi. İnsanlık tarihinde ilk defa yan yana yaşayabilecek Avrupa'da buradaki ilk adımlarla oldu. Ve bu dağın adı, buraya çıkan İslam ordusunun başkomutanı Tarık bin Ziyad'ın adını alacak. Tarık Dağı, Cebeli Tarık, her ne kadar Akdeniz'de olsa bugün Akdeniz'le okyanusu ayıran boğazın adı da bu dağın adı olacak. Yani Tarık bin Ziyad'ın adı Cebeli Tarık. Bu gördüğünüz uçsuz bucaksız şu sahiller, sahillere kadar uzanan yerde İslam orduların gemileri buraya yanaşacak. İslam orduları niye gelmişti? Hadi güçlüyüz, ganimet alalım, asla değil. Burada zulüm çeken zamanın İspanyol Vizigot kralı Rodriguez, bu İspanyollar da hep Rodriguez diye, başka isim yok mu? Maraşların Ökkeş demesi gibi. İşte Rodriguez, Rodrigo zulüm ediyor. Hem kendi halkına, hele Yahudilere, çocuklarına el koymuş kilise okullarına. Ellerinden almış, mallarına el koymuş. İnsanlar gece kalkıyor, Allah'ım katındaki kurtarıcılarını gönder. Güç verdiklerin yok mu, bize yardım etsinler. Ayet-i Kerim var ya. Ve bir de karşı kıyılarda, yani Fas'ta bir yer var, Sep, İspanyolların, oranın İspanyol valisinin yüreği yanıyor. Çünkü Tuleytula, Toledo'daki İspanyol kralı bütün valilerin çocuklarını saraya istemiş, onları sarayda yetiştirip. Ama Sep'teki valinin kızına tecavüz etmiş ve kral olduğu için intikamını alamıyor. Ve intikamını İslam ordusuna diyor ki, siz bana yardım edin, şu yanan yüreğimi söndürmek istiyorum bu zalime. Sizin yardımınızla. Hem Yahudilerin yardım isteyişi hem de bu Hristiyan valinin yardım isteyişleri üzerine. Helal olsun size, gemiler benden diyor. Ve gemilerle bu gördüğünüz açık alan, o zaman kömür, mazot tankerleri yok. O gemiler var İslam ordusunu taşıyan, çoğu Hristiyan gemiler. Yani o gemi yakma hikayesi aslında pek yok. Çünkü Müslümanlara ait değil. İlk 300 yıl hiçbir kayıtta geçmez. Ama güzel bir tabir oluyor, gemileri yakın. Ve buradan Tarık bin Ziyad çıkıyor. Arka arkaya İslam orduları yeniyor. Arkadan bir ordu daha geliyor. Ve bütün İslam şehirlerini alıyor. Peki bir az avuç orduyla nasıl yendi bu onları? Çünkü bir zalimin etrafında insanlar hemen dağıldılar. Kendi askerleri bile dağıldı. Rodrigo'nun cesedi bile bulunamadı, biliyor musunuz? Mağlubiyetten sonra kaçtığı askerler tarafından öldürüldüğüne dair bir rivayet var. Ve nereye alındıysa kapıları Yahudiler açtı. Bizim gözyaşlarıyla istediklerimiz kurtarıcılarımızsınız diye. Ve daha sonra Müslümanlara silah verdiler. Siz merak etmeyin, buraları biz koruruz. Ve Müslümanlar hızlı bir şekilde üçe ayrılıp bütün İspanya'yı, İberya'yı fethetti. İşte her şey buradan başladı. Sonra mükemmel bir bilim kalkışması oldu. Bütün dünyaya ışık oldu. Kurtuba, İspiliye, Malaga, Medine-tüz-Zehra, Medine-tüz-Zaire hepsi burada kuruldu. 8 asır sürdü. Şu dağın eteğindeki kumsalla.